Paralel dünyanın adı ise Alemi Derun olarak geçer. Dünya, topraktan yaratılmış canlılara ayrılmıştır. Bir başka deyişle insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşam alanıdır. Derun'da ise ateşten ve dumandan yaratılmış varlıklar yaşar. Derun sakinleri arasında Tengri'ye ve onun kurduğu düzene saygı besleyenler olduğu kadar tam aksine yüreklerinde kötülük bulunan çirkin yaratıklar bulunur. İslam inanışında Müslüman cinler ya da şeytana tapan cinler diye anlatılana benzetebilirsiniz. Tamamen zararsız, kendi halinde yaşayanlara biz körmöz ve yeyücü adını veriyoruz. Bu varlıklar, sadık ruhludur. Yeyücüler, beyaz ve temiz yüzlüdür. Onlar, Ülgen Han'ın kullarıdır. Körmözler kırmızı ve siyah yüzlüdür. Erlik Han'ın sözünden çıkmazlar. Derun alemin sakinleri içinde, Sadece sadık varlıklar yaşamaz. Tengriye ve onun kurduğu düzene baş kaldıran, kötü ruhlu Cazu aşiretleri Derun'u mesken tutmuştur. Bunlar kendi aralarında bile kavga eden, huzursuz yaratıklardır. En hırçın ve baskın olan Cazu'ya bağlı kalırlar. Rad Cazu bunların hepsinin ecesidir. Kur'an-ı Kerim'de Rad suresi vardır. Rad, eski dilde şimşek veya yıldırım gibi bir anlam taşır. Rad Cazu, Derun alemde, Şimşek tepesindeki karanlık bir şatoda yaşar. Dünyada iyilerle kötüler arasında süren savaşın taraflarından birisidir. İnsanların zaaflarından yararlanır ve kilit yerlerdeki insanları kendisine köle eder. Ekranı andıran bir tür ayna sayesinde dünyadaki kölelerini izler, onları yönetir. Rad Cazu ve onun emrindeki kötülere karşı kırklar meclisindeki evliyalar iyiliği savunur.